bir aradan sonra ilk defa biliyorsunuz bu pandemi dönemi sonrası büyük güzel bir fuar organize edildi. Burada Astaş olarak yaklaşık 260 tane yeni teknoloji otomatlar. Bir taraftan baktığınız zaman AsisCAD sistemlerinden tutun, Mersman kendi üretimimiz seri makinaları, onun yanı sıra Bulmer Cutter sistemleri, Fight Ütü sistemleri ve arkasından da tabii ki konfeksiyon dikiş makineleri alanında dünya devi Juki ile birlikte. Bunun yanı sıra biliyorsunuz bundan 2 sene önce merkez binamızın yanına yeni bir üretim tesisi kurduk. Yaklaşık bir 10.500 metrekarelik bir fabrika kurduk. Orada da kendi markamız Astron olan ürünlerimizi üretmekteyiz. Ve bu Astron otomatlarımızı, dikiş otomatlarımızı burada müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Siz de gördüğünüz gibi arka taraftaki kalabalığı gerçekten yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Yani demek ki 2-2,5 senedir fuar yapılmadı. İnsanlar işte teknolojik trend nereye gidiyor, yenilikler neler var onları merak ediyordu. Onları da tek tek hem yerli müşteri yani bizim Türk müşterilerimize hem de yurt dışından gelen, çevre ülkelerden gelen işte Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Rusya'dan ve İran ve çevre ülkelerden gelen müşterilerimize ürünlerimizi tanıtıyoruz. Ya şimdi 2020'nin ilk ne diyelim Mart ayından sonra herkes tabii ki şok oldu. Pandemi ortaya çıkınca herkes evlerine kapandı. İlk 1-2-3 ay diyelim ona biz bir bocalama devri yaşandı. Ama arkasından gördük ki ya Türkiye'de biz neler yapabiliriz? Bu pandemi döneminde dikiş otomatların yanı sıra biz maske otomatları ürettik Türkiye'de. Ve çevremizdeki birçok tekstilci firması bizim otomatlarımızla maske üretti. Sonradan aradan bir zaman geçtikten sonra tekstil konfeksiyon tekrar hareketlenmeye başlayınca da tekrar biz yine eski asli işimize döndük. Ve orada da dikiş otomatları üreterek tekstilin konfeksiyonun o hareketli dönemine katkıda bulunduk. Türkiye'de muazzam bir üretim gücü var. Ama insanlar yatırım yapmakta sanki biraz zorlanıyor. Bizim konuştuğumuz sanayiciler olsun, KOBİ'ler olsun şu anda yatırım yapmakta biraz zorlanıyor. Size tekstil sektöründen özellikle talep nasıl? Şimdi efendim şöyle, pandemi dönemi sonrası 2020'yi atlattık diyelim. 21'de de yine pandemi dönemi devam etti ama 2021'de şöyle bir hızlı bir hareketlilik özellikle Avrupalı tekstil firmalarının Uzak Doğu'da artık bu işi çoğunluğunu Türkiye'ye kaydırdı. Tabii ki bu da Türkiye'deki tekstilcinin hareketli olmasına sebep oldu. Bizler de bu trendi görerek trendde otomasyona yöneldik. Yani biliyorsunuz birçok fabrika eleman bulmakta zorlanıyor. Biz de ne yaptık? Mevcut kadrosunu kullanarak dikiş otomatları üreterek daha üretimdeki verimi artırarak rekabet edebilir hale getirdik. Ve aynı zamanda sizin az önce sorduğunuz soruya istinaden biliyorsunuz Türkiye'deki genç nüfusumuz var. Bu işi biliyor Türk insanı. Yani özellikle tekstil konfeksiyonda son 40 yıla baktığınız zaman Türkiye kendini çok iyi geliştirdi. Avrupa'ya baktığınız zaman Avrupa'da yaşlı bir nüfus var. Avrupa'da zaten üretim yok. Tekstil konfeksiyon varsa da Bulgaristan, Romanya hani bizim kadar verimli çalışmıyor. Onun için Türk firmaları otomasyonla beraber birlikte işte müşterilerimizi dinledik ve onlara nasıl bir çözüm bulabiliriz, nasıl bir otomasyon sunabiliriz. Onların ihtiyaçlarını kendi tesislerimizde üreterek giderdik. Ve böylece Türk tekstil ve konfeksiyon firmaları rekabet edebilir hale geldi ve hızlı teslimatlar yapabilir hale geldi. Düşünün bugün siz Çin'e ya da Vietnam'a, Uzak Doğu'ya bir şey sipariş verdiğiniz zaman 2-3 aydan önce Avrupalı'ya o mal gelmez. Türkiye'de ise ürün modeli belli ise 3 hafta sonra adamın deposunda. Hani böyle bir şey yok. Onun için Türkiye gerçekten hani tekstil ve konfeksiyon adına konuşuyorum. Son 1-2 yıldır müthiş hareketlilik yaşıyor. Ve inanıyorum ki bu sene sonunda daha da hani hareketleneceğini düşünüyorum. Baktığınız zaman biz Astaş olarak felsefemiz bu, şu şekilde. Biz müşterimizin ihtiyacı önce ne üretiyor ve bunu daha verimli nasıl üretebilir? Birlikte oturuyoruz oranın imalat müdürleriyle ve ona göre doğru makineyi sunuyoruz.
doğru makineyi sunduktan sonra ve üretimdeki verimliliği artırdıktan sonra tabii güzel bir dostluk da gelişiyor. Bu dostlukla beraber işte biz de kendimizi geliştiriyoruz üretici olarak. Arkasından müşterinin ilk aklına gelen firma siz oluyorsunuz. Astaş. Peki son olarak Astaş Yuki'de hedefleri alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Astaş Yuki olarak inşallah önümüz 2-3 yıl içerisinde, biz bunu 2 yıl önce, önümüz 5 yıl içerisinde dünya çapında Astaş Yuki markasını ve Astron markasını ve bizim diğer ürettiğimiz Foliopack, Mersman gibi markalarımızı, Labelmark gibi markalarımızı uluslararası arenada ilk 1-2-3 nolu pozisyona yerleştirmek istiyoruz. Bu gördüğümüz makineyi yaklaşık 5 sene önce ilk üretimini yapmıştık. Etek otomatı Astron markasıyla bizim kendi üretimimiz. Kendi binamızda üretiyoruz bunu. Bu makine son zamanlarda özellikle Güney Amerika ülkelerine müthiş bir rağbet var. Yani burada bu makineyi Brezilya'ya, Honduras'a, Meksika'ya, Kolombiya'ya çok satıyoruz. Aslında ülke olarak kaç ülkeye ihracat yapıyoruz? Burada şu an 32 tane farklı ülkeye biz kendimiz direkt ihracat yapıyoruz.